Opera Klasik'teki son teklif üzerine konuşacağız ve genel olarak bu durumdan Terra coinlerinden bahsetmeye çalışacağız. Terra Klasik topluluğu önemli bir teklif kabul etti. Lunge ve USDC fiyatları yükseliyor diyor. Bakalım. Bu arada en son şöyle BTC sağlam bir çaktı. Aşağı doğru bir 37 bine hemen iniş gerçekleştirdi. Tabii saatlik kapanışı yaparsa, daha doğrusu 14 açılışını altında yaparsa şöyle güzel bir düzeltme bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Bir 36 bin dolar denemesi gerçekleştirebilir. Buna dikkat etmek lazım. 13 diyorum ya. 14.00 bu noktada açılışı önemli. Bakın altında bir kapanış. Hacim de yüksek. Hemen bir satış silsilasyonu görebiliriz yani. BTC üzerinde bir 36 bin deneyebilir o şekilde olursa. Tabii bir de ertesi saat de 4 saatlik açılışı olduğu için tamam iyice 36 bini garantiye tutar yani. Diyor ki Terra Klasik topluluğu dizi uyumsuzluğu sorununu çözmeye yönelik öneriyi kabul etti. Lunge ve USDC fiyatları hızla artıyor. Bu arada şuradan da bir yandan Lunge'a girelim ve kenarda dursun. Terra Klasik topluluğu Lunge ve USDC yeniden canlandırma çabalarının ortasında. Önemli bir öneriyi oy birliğiyle kabul etti teklif. Dinamik doğrulayıcı komisyon modülünün dahil edilmesiyle ilgili olarak Terra Client Vol 231'in zincir üzerinde dağıtımı için topluluk onayını talep ediyor. Lunge ve USDC fiyatları likidite dağıtımının ardından hızla artıyor. Doğru değil. Mevcut yükselişin bununla pek bir alakası yok. Manuel olarak herhangi bir hareket gerçekleşmediği gibi bu noktada aynı şekilde bunun bir önemi de yok. Yani tabii önemi şu noktada daha iyi bir ekosistemin daha iyi çalışması için olacaktır. Ama sonuç itibariyle Terra ya da Lunge, Luna artık ne derseniz traderlarının buna herhangi bir tepki vermeyeceğini anlayabilmek zor değil. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Ya doğru değil hani söylediği şey. Fiyat yükselişinin bununla bir alakası yok. Terra'nın klasik önerisi 11.885 topluluk tarafından kabul edildi. Terra istemcisi Vol 231'in zincir üzerinde dağıtımı için topluluk onayı isteyen 11.885 sıra uyuşmazlığı sorun çözümü teklifi özellikle bu güncelleme hesap sırasıyla ilgili iletişim dekoratörünün kritik bir sorununu giderir. Oylama hala açık ama teklifi yalnızca bir gün içinde kabul ediliyor. Yani dediğim gibi bu kripto şey, Lunge üzerinde herhangi bir fiyat hareketine sebebiyet vermez. Nitekim şu anda aslında vermedi. Ama biraz daha işte piyasada bu şekilde hani işin biraz magazin boyutu, dedikodu boyutu olabiliyor. Şey anlamında söylüyorum. İlla bunu kısa vadede bir şeye yormaları gerekiyor yani. Halbuki akıl yürütülse şu sonuca kolayca varılabilir. Lan arkadaş o kadar büyük haberler verildi bu sene Lunge'da. Ya hiçbir tanesinde yükselmedi. Şu an kimsenin umurunda bile olmayan benzer önerilerin her hafta geldiği. Bunlar sık geliyor bu arada bunun gibi. Hata giderme, sorun düzeltme ki bunlar mesela bazı zincirlerde Polygon, Avalanche'te falan bunlar oylamaya tabi olmaz. Bunun oylamasını yapmıyor adamlar mesela. Bu noktada herhangi bir oylama yapmıyor. Direkt olarak hani işe koyuluyorlar. Çünkü adam diyor ki lan zaten hata düzeltmesi, topluluğun bununla ne alakası var? Ya da şey mi yapacak? Hata var mesela. Hayır, şey mi? Topluluk şey mi diyecek? Ha yok ya dursun mu diyecek yani ne alaka? O yüzden bunlar çok fazla oluyor. Tabii Terra Klasik'te çok sayılı bir sınırlı bir fon olduğu için yani adamlarda para olmadığı için fonun nereye ayrılacağı konusunda yine de topluluk içerisinde bunlar oylanıyor. Hani zaten sınırlı para var. Bunun için mi harcayalım bunu gibisinden bu tarz olaylar yapılıyor ya da işte yörünge bu mu olsun tarzında. Dolayısıyla bu şekilde hani o tarz bir şey yok.
Geçen hafta topluluk oylama gücüne dayalı olarak minimum doğrulayıcı komisyonlarını belirlemek için protokol mantığını entegre eden Dynecom modülünü tanıtmak için 2.3.0'ı onayladı. Ancak L1TF lideri Win Nguyen, komisyon düzenlemeleri sırasında bazı doğrulayıcıları etkileyen dizi uyumsuzluğu ile ilgili kritik bir sorun olduğunu bildirdi. Ya şöyle de düşünebilirsin. 2.3.0'da adamlar yeni entegrasyon yaptı. Fiyat yükselmedi. Doğru mu? Doğru. Hatayı giderdi, fiyat yükseltti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mantıklı bir şey mi yani? Hani mesela Shibarium geleceği zaman fiyat yükseldi. Aynı şey değil tabii ama olay bakımından söylüyorum. Shibarium gelirken fiyat yükseldi. Geldi, bozuldu, fiyat çakıldı, düzeltildi, yükseldi mi? Yükselmedi tabii ki. Bu arada bu Win Nguyen dediği soytarının teki ya. Onu da söyleyeyim. Bu dizi uyumsuzluğu sorunu bazı hesapların zincirle daha fazla etkileşim kurmasının engellenmesine yol açtı. CoinPage Media, daha önce Terra Nucleus'in çekirdek geliştiricisi L1TF'in dinamik doğrulayıcı komisyonlar için Dynecom modülünü resmi olarak olayladığını bildirmişti. Teklif, Terra Nucleus toplumdan %100'e yakın olumlu oy aldı ve çoğunluk en iyi onaylayıcılardan destek aldı. Şu anda oy veren 30 doğrulayıcıdan 30'u evet verdi diyor. Burada bilmem kim vardı diye söylüyor. Bu arada son Bitcoin fiyat çakılmasına Lunjo ile çok fazla bir tepki vermedi. Tabii fiyatlarda şu an gün içerisinde geri çekilmeler var. Ama bu BTC'deki düşüşten önce başlamıştı. Yani son Bitcoin çakılması aslında bu noktada. Lunge bu geri çekilmeyi pek fazla sallamadı diyebiliriz. 24 saatte %25'ten fazla arttı. 98 dolar seviyesinden işlem görüyor diyor. Tabii şu anda daha yüksek. Son 24 saatte hacmin diyor %1120 yani 12 katın üzerinde artmasıyla karşımıza çıktığını söylüyor. Evet, burada başka bir şey var mı? Hani USDC'den Luna'dan bahsediyor. Bunlarla alakalı zaten konuştuk fiyatları üzerinde geçtiğimiz videolarda. Bundan sonra da ya bundan sonraki videolarda da işin farklı boyutlarını olabildiğince ele almaya çalışacağız. Lunge'daki yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu birinci elden BTC'deki yükselişlere bağlı olarak da değişecektir ve şu anda BTC daha çok bir düzeltme etabında, dediğim gibi 36 bin denemesi. Lunge'da da 11'lere kadar bir geri çekilme yaşanacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.